Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Ramazan'ın 3. gününe geldik bile. Günler o kadar hızlı gelip geçiyor ki inanın farkına dahi varamıyoruz. O yüzden şu günlerin kıymetini bilelim, değerini bilelim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde günlerimizi geçirmeyi nasip etsin Rabbim. Bugün ben sizler için çok güzel bir tarif montajladım. Lezzetine doyum olmayan ganajlı, karamelli, ıslak kek tarifi arkadaşlar. Herkesin evinde yapabileceği harika bir lezzet. Mutlaka yapmalısınız. Tarifin malzemelerini info kısmında veriyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Çırpma kabımızın içine yumurtalar ve şekeri alalım ve böyle köpürene kadar yaklaşık 5 dakika kadar çırpalım. Sonra sırasıyla içine geri kalan malzemelerimizi katalım ve çırpma işlemine devam edelim. Kek hamurumuz hazırdır. Kek hamurumuzu yağlanmış borcamımıza dökelim. 200 dereceli önceden ısıtılmış fırında 20-30 dakika arası pişirelim. Genişçe bir tenceremizin içine şekerimizi dökelim ve karıştırarak eritelim. Erittiğimiz şekerimizin üzerine 200 gram kremamızı ilave edelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Daha sonra da 1 su bardağı su ilave edeceğiz ve tekrardan o içindeki karamel iyice eriyene kadar karıştıracağız. Oldu ki böyle bir kısmı sertleşip erimezse arkadaşlar onu geri alabilirsiniz. Çöpe atabilirsiniz yani. Hani böyle iyice karıştırın, iyice böyle bir kıvamı yoğunlaşsın, o içindeki şekerini alsın. Daha sonra erimeyen kısmı tekrardan kaşıkla geri alabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz karamel keke o kadar güzel bir lezzet ve aroma veriyor ki inanın böyle yedikçe yiyesiniz geliyor. Her kekinize bu sosu kullanabilirsiniz. Evet, kekimizi kürdan yardımıyla deldik. Üzerine de karamelli sosumuzu dökelim. Böyle her tarafına gelebilmesi için de borcamı bir iki aşağı yukarı kaldırmanız yeterlidir arkadaşlar. Daha sonra bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Evet, şimdi sıra geldi. Üzerindeki ganajına tenceremizin içine kremamızı alalım ve kaynamaya yakın ocağın üzerinden geri çekelim. Sonra üzerine 200 gram biter çikolata katıyoruz arkadaşlar. Kremamız 200 gramsa biter çikolatamız da 200 gram olacak. İlla biter olmasına gerek yok. Sütlü çikolata da olur. Daha sonra iyice çırpacak yardımıyla çırpalım. Bu kremayla çikolatanın birbirine özleşmesini sağlayalım. Daha sonra da ganajımız hazır kıvama geldikten sonra karamelli kekimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde dökelim ve spatula yardımıyla güzelce düzleyelim. Ganajlı karamelli ıslak kekimiz iyice soğuduktan sonra üzerine de görmüş olduğunuz gibi çikolata parçacıkları serpiştiriyorum ve böyle 1-2 saat buzdolabında dinlendirip daha sonra dilimleyip misafirlerimize ikram edebiliriz. Islak kek denildiğinde bence aklınıza bu tarifimiz gelsin arkadaşlar. İnanın lezzetine doyum olmayan harika bir ıslak kek tarifi oldu. Ganajı, karameli o kadar çok yakıştı ki bizler lezzetine doyamadık. Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Yorumlarınızla beğenilerinizi dile getirirseniz çok ama çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.